Merhaba, hayırlı hafta sonları. Efendim, hızlıca geldik yine. Dün sizlere veda ederken saat 19.30'u gösteriyordu. Dedik ki yarın saat 15.10'da yine birlikte olalım. Hamdolsun geldik ve gelirken hazırlıklı geldik. Hocalarımızla birlikte geldik. Evet, adaylar için maraton tercih konusunda devam ediyor. Son 100 saate girdiler. Evet, son 100 saat. Birçok aday belki şu kağıt parçası gibi A4 kağıdına onlarca liste yazmıştır. Tereddütler, sıralamalar, bütün bunlar efendim kısmet olursa hafta başında netleşmiş olacak. Biz bu sürece katkıda bulunmak istiyoruz bugün de. Evet, sıralamalar bu yıl için enteresandı. Puanlar yüksek, sıralamalar düşük. Artı 15 üniversitenin kapısına kilit vurulması birazcık daha tereddütleri arttırdı adaylar açısından. Ama şunu söyleyebiliriz genelde. En son bu sabah bir liseye gittim. Yine sıralamasını efendim yaptırmak üzere adaylarla velilerin bir toplantısına katıldım. Sadece gözlemci olarak. Orada rehber öğretmenlerin söylediği bir ifade dikkatimi çekti. Geçen sene ve önceki seneki sıralamalara bakınız. Arada ne kadar fark var? Artı bunun üzerine 2000 koyabilirsiniz. Tabii bu sadece bir gözlem. Mutlaka bilimsel yönlü bir şeyi yok, gerçeklik yönü yok. Ama esnek olunuz. Yani ilk iki sıra, üç sırada istediğinizi tam burslu açısından eğer bir vakıf üniversitesini tercih edecekseniz mutlaka değerlendirin. Bu yıl enteresan bir sonuç elde etme ihtimali yüksek görünüyor tüm adaylar için. Ve yüksek puanlı olanlara diyeceğimiz yok, sıralaması yüksek olanlara da diyeceğimiz yok. Yani kalkıp da 10 bin sayı birden atlama olmayacaktır. 2000, 2500 olabilir. Tabii yığılma olacak TM3'te. Buna özellikle vurguluyorum TM3'e dikkat. Çünkü TM1'den o tarafa bir akış var. Tercih kılavuzuna baktığınızda geçen seneki tercih listesinde bu puan türü meselesiyle bu yılki arasında %100 fark var. Buna aman dikkat diyoruz sevgili adaylar. Evet, adaylara sesleneceğiz. Sadece ben seslenmiyorum. Bugün iki değerli akademisyenle birlikte olacağız. Ve tercihlerde hangi üniversiteyi neden tercih etmeliyim? Popülerite mi önemli? Konum mu önemli? Akademisyenler mi önemli? Bana gelecek vadeden yönleri neler? İstediğim bölüm bulunuyor mu? Eğer vakıf üniversitesi ise tam burslu okuyabilecek miyim? Ve sıralamam bir ölçü müdür, değil midir? Bütün bunları soracağız ama özelde de iki dalı özellikle sormak istiyoruz biraz derinlemesine. İki popüler alan var son yıllarda. Birisi şu anda benim yapmış olduğum, icra etmiş olduğum meslekle ilgili. Farklı dalları olabilir ama ana adıyla iletişim diyelim. İletişimde televizyon, radyo, gazete, dijital medya, görsel iletişim ve diğer efendim faktörler. Yani hepsi sizlerin ekmek yemesi için sağlanmış olan ve üniversitelerde müfredata girmiş olan konu başlıkları. İkinci alan ise sağlık, sağlık bilimleri. Özellikle yükselen trend diyoruz ya, işte biz biraz bundan da söz edeceğiz. Yükselen trend, tıp fakülteleri. Son yıllarda sağlık bilimine büyük efendim yatırımlar yapılıyor. Sadece kamunun değil, özelde de. Ve tıp fakülteleri art arda açılıyor. Bunlardan birisi de nasip olursa bu öğrenim döneminde, akademik yıl başladığında 60 öğrencisiyle İstanbul Aydın Üniversitesi'nde olacak. Evet, bugünkü durağımız İstanbul Aydın Üniversitesi sevgili adaylar. Ve genel olarak baktığımızda üniversitenin tüm bölümlerini toplam 11 fakülteyi barındırıyor, bünyesinde bulunduruyor ve yaklaşık yuvarlama söyleyeceğim 40 bin öğrencisi var. Ve bu yıl için kaç öğrenci alabilecek bölümlere göre bir tercihte bulunacaklar için detaylara gireceğiz avantajlarıyla birlikte. Ve hemen değerli iki akademisyeni selamlamak istiyorum stüdyomuzdalar. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Gürtekin hocamız. Hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk. Ve yine İstanbul Aydın Üniversitesi'nden İletişim Fakültesi'nden Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özer Kamburoğlu beyefendi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet,
Adaylar, tercihler, heyecanlar dedik. İsterseniz genelden bir değerlendirmenizi alarak başlayalım. Deneyiminiz var. Geçmiş yıllarda da tanıtım ekibinde yer alarak televizyonlarda hitap ettiniz. Fakat her yıl adayların profil değişiyor, isimler değişiyor ama heyecanlar aynı. Bu yılki adaylara öncelikli olarak tabii tavsiyelerinizi az sonra üniversite bazlı soracağız. Sizleri baş başa bırakacağız ama tespitleriniz yönlü. Sınav heyecanı bittikten hemen sonra, 30 Haziran'dan sonraki süreçte, Temmuz'un 18'inde açıklanan süreye kadar nasıl bir tablo vardı karşınızda öğrenci adaylara bakarak? Buyurun, sizden başlayalım. Şimdi ben tabii tercih merkezinde de görev yapıyorum hocam gibi. Daha çok anne babalarıyla beraber geliyorlar bizim İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Florya'daki tercih merkezine. Bir kere çok iyi ders çalışmışlar. Anne babalar ve öğrenciler çok iyi ders çalışmışlar. Hani genelde ben veli olsaydım bundan 5 sene önce işte ne kadar ücret ödeyeceğiz? İşte bölümün mezuniyetinde acaba hangi mesleklerle benim oğlum kızım meşgul olacak diye sorular sorarım. Yani normalde bir velinin soracağı sorular bunlar. Ama şunu soruyorlar. Yan dal imkanları var mı? Çift anadalda ne kadar ücret ödeyeceğiz? Güzel. Evet. Farabi ya da Mevlana ya da Erasmus'ta bir anlaşmalarımız var mı? Bunlar hangi üniversiteler diye çok enteresan sorular sorular bize. Yani çok iyi ders çalışmışlar. Artı sınavda da sorular kolay idi. Belliydi böyle bir sıralamada yığılmanın olacağı. Bu yılki sınav sonuçları kadar yerleştirme sonuçlarının da enteresan olacağı kanaatindeyim. Sürprizler dedik. Aslında o listeye her şeyi isteyerek yazanlar için herhangi bir sürpriz yok. Burada belki de bizim yol göstericiliğimiz kararsızlar üzerinde olacaktır. Kararsızlarda da Sayın Hocam özellikle meslek grupları açısından biz yükselen trend dedik ama sosyal bilimler veya sağlık bilimleri farklı farklı alanlar. Sağlık bilimlerinde bir konu var mesela beslenme diyetetik bölümü veya fizyoterapi bölümü. Bunlar hep önemli. Tıp fakültesi başlı başına bir branş. Sağlık bilimlerinin içinde görünmemesi gerekir. Bence başlı başına görüyorum bunu. Ve sizde dev bir adım. Yani 2007'den bugüne belki de kendi içinizdeki en büyük taçlandırma diyeyim buna. Böyle bir heyecanı aslında siz Sayın Mustafa Aydın'ın, Doktor Mustafa Aydın'ın belki önderliğinde yürüyor ama içerideki usta çırak ilişkisine baktığımızda İstanbul Üniversitesi'nden deneyiminiz de var diyebiliyorum ve kuruyorsunuz tıp fakültesini, hayırlı olsun. Teşekkürler. Tıp fakültesi kurulurken biraz önce söylediğiniz gibi çok sağlam adımlar atılmış. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile başlayıp 19 programa, güçlü programa çıkmış altyapısıyla, mükemmel altyapısıyla İş Hekimliği Fakültesi, arkasından 2013 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve sonunda da söylediğiniz gibi bir tıp fakültesi ama muhteşem bir tıp fakültesi. 250 yataklı hastanesiyle ve temel bilimler bölümündeki tüm ana bilim dallarının altyapısı çok çok mükemmel ve özellikle de deneyimli öğretim üyeleriyle. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde de 7. bölüm, söylediğiniz gibi beslenme ve diyetetik bölümü Eylül ayında eğitim öğretime başlayacak. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bir prensibi var. Çok güçlü bir altyapı, çok güçlü bir müfredat ve aynı zamanda da o çok güçlü müfredata vakıf deneyimli, donanımlı öğretim üyesi ama alandan öğretim üyesi. Şu anda beslenme ve diyetetik söz konusu olduğu için de alandan çok güçlü öğretim üyeleriyle ve altyapıyla eğitime başlayacağız. Hayırlı olsun diyoruz. Tabii tekrar tercih maratonuna dönecek olursak iletişimci kimliğinizi Sayın Hocam size sormak istiyorum. Listelerin hazırlanışında o kararsızlara özellikle artık hitap edelim. Son 100 saat dedik ve iletişim yükselen trend hep. Az önce de belirttim. Siz de bu listelerin hazırlanmasında bir rehber mantığıyla bakarsak rol alıyorsunuz. 81 ilde de tek farkı yok, birçok farkı var üniversitenin ama en önemli özelliği aday gözünde her an ulaşılabilecek bir kadro. 81 ilde efendim sizin rehber hizmeti verdiğinizi biliyorum. Evet, rehberlik hizmeti. 200'e yakın tercih merkezimizde. Zaten bu 81 ilde bütün adaylarımıza yardımcı oluyoruz. Ama tabii ki ana yerleşkemiz olan Florya'da bunu daha da geniş bir şekilde kapsamlı yapıyoruz. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. Bizi tercih etmeseniz dahi
muhakkak tercih merkezlerimize gelin. Doğru tercihlerinizi orada yapın. Doğru tercih hayatınızdır diyoruz. Ben bütün konuşmalarımda şöyle bir anekdot sunuyorum. Lütfen, eğer izin verirseniz. Şimdi 18, 19, 20 yaşlarında bu gençler. Doğru mu? Doğru. Hani 24-25 de vardır ama kümülatif olarak baktığınız zaman bu oranlarda. Evet. 4 sene okuyorsunuz. Hadi 1 senede kaldık, ettik ya da hazırlık okuduk. 5 sene. 23-24'te kısmetse bu çocuklar bir şekilde mezun olarak hayata atılıyorlar. Allah izin verirse 80-85 gibi de yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Hani klasik 75 olur, 80 olur. Önümüzde ne kadar sene var? 55 sene. 55 sene şu yapmış olduğunuz tercihle yaşıyorsunuz. Evliliğiniz, mesleğiniz, çalışma arkadaşlarınız, iş yerleriniz hep şu birkaç gün içerisinde yapacağınız tercihle alakalı. Aslında aynı mesleği yapan, yani şöyle baktığımızda meslek değiştirme yapmış olanlara bir anket gerçekleştirirse 10 kişi de belki 2'dir. Maalesef. Evlilikte de belki şu anda oran yıllık 600 bin civarında görünüyor ama orada da ikinci adımda, bence meslek birinci adımda düşünülmesi gereken konu. Her şeyi düzenliyor. Değil hayatınızdaki mi? Her şeyi, oturduğunuz muhite kadar, kazandığınız paraya kadar seçmiş olduğunuz meslek ve o mesleği hangi okulda adım atarak gerçekleştirdiğinizle alakalı bir şey. Çünkü ben hep söylüyorum, bunu hocaları küçük görmek adına söylüyorum, ben de bir hocayım. Ortalama olarak A ya da B üniversitesinde benim vereceğim dersi rahatlıkla bir hoca verebilir. Ama o üniversitenin teknik imkanları nelerdir? Acaba A üniversitesinin ya da B üniversitesinin iletişim fakültesinde hangi teknik imkanlar söz konusudur? Evet, buradan bir şey yapalım. Burada şu soruya cevap bulmuş olalım izin verirseniz. Estağfurullah. Tercih için nasıl bir üniversite önümüze koymalıyız? Harika. Zaten soru yani bu. Puanımız ve sıralamamız bir kere burada rehber olarak duruyor. Altında da hangi üniversiteyi seçmeliyim? Tabii meslek olarak da çok yayılmamak gerek belki. Sabah ben işte gittiğim toplantıda gözlemledim. Bir hanımefendi, öğrenci adayı, 6 ayrı meslek, şaşırdım birden. Sosyal bilimlerdir muhakkak. Evet, ben de kızım var, tek meslek. Hatta kendi alt dalını yazıp yazmamada bile tereddüt etti. Psikoloji tercihimiz bizim ayda olarak. PDR olsun olmasın, onu size de danışacağım az sonra özelde. Ama hedef belirleme, tercihte size göre her yerde psikoloji var, her yerde tıp olabilir. Sağlık bilimleri odaklı olan üniversiteler için söylüyorum. Ama her yerde aynısı olmaz. İşte o yönüyle baktığımızda tercih için nasıl bir üniversite sorusuna nasıl cevap bulalım? Harika. Şimdi mesela ben lisansımı, yüksek lisansımı ve doktoramı İstanbul'un göbeğinde, bırakın toplu taşımayı, yürüyerek gidebileceğim üniversitelerde yaptım. Ben hep hayatım boyunca da insanların böyle okuduğunu sanıyordum. Fakat emekli olup işte özel üniversitelere, farklı üniversitelere derse gittiğimde... Siz emekli mi oldunuz hocam? Evet, ben maşallah. 50 yaşında. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Emekli bir öğretim üyesiyim devletten. Çok erken başlayınca erken emekli oluyorsunuz. Farklı vakıf üniversitelerine derse gittiğimde servissiz bir yere ulaşma şansınız yok. Yani o an servisi kaçırırsanız bir saat, bir buçuk saat sonraki servislerle gidiyorsunuz. İstanbul Aydın'ın en büyük özelliği şu. Ben metrobüsü çok seviyorum. Kalabalık malabalık ama teşekkür ederim emeği geçenlere. Kapınızda indiriyor sizi. Kapınızdan alıyor, kapınızda indiriyor. Beşin kenarı. Bu çok önemli, evet. Hadi metrobüsü kullanmadınız, kendi arabanızdan gideceksiniz. Farklı bir araçla geçeceksiniz, yine E5'in kenarındayız. Yani ulaşım bir kere çok rahat üniversite. Bu çok önemli. İkincisi, bu oranlar belki veliler tarafından bilmiyor ama şimdi biz bir vakıf üniversitesiyiz. Doğal olarak da YÖK şunu söylüyor size. Siz diyor vakıf üniversitesinizsiniz. %10'unuz, %10 öğrencinizi tam bursla okutmak zorundasınız. Bu yıl kaç aday hocam? Siz bilirsiniz belki sizin alanınızda veya genelde hangi hocamız arzu ederse cevaplandırabilir. Kaç aday alacaksınız? 6000 civarında olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen seneki mezuniyetimizin tercihimizin aynı sayısını bize verdiğini biliyorum. Sayın yok. Mustafa Aydın'ın bir ifadesi var. Tercih edilirlikte uzun zamandır 8 yıldır zaten birinciyiz. 8 yıldır. 8 yıldır en çok tercih edilen vakıf üniversitesiyiz. Fakat sanırım geçen seneki mezunumuz kadar, yani geçen seneki kontenjanın aynı oranında. O da 5-6 bin civarı olsa gerek. Umarım yanlış söylemiyorum. Evet, doğru. 6 bin gibi. Evet, civarında bir şeyimiz var. Şimdi diyor ki YÖK %10'una diyor tam burs vereceksiniz. Bizde bu oran %41.
%41'de burslu olmak çok büyük bir avantaj. Evet. Sevgili izleyiciler, sevgili adaylar, bu burs imkanlarını mutlaka araştırın. Devlette okumanın size göre bir artısı olabilir. Vakıfta param yok, okuyamam diyenler için böyle bir tavsiyede bulunalım. Ve şöyle baktım, bugün cumartesi. Burs yarışı kızıştı. İşte ben yazdım bugün. Bütün üniversitelerde. Bu haberi okumanızı tavsiye ediyorum. Bütün üniversiteler için lütfen dikkatlice bir araştırın. İstanbul Ali Üniversitesi'nde %40. İzin verirseniz cümleyi tamamlamak istiyorum. Buyurun. Buyurun. Kümülatif tabii bunu. %41 tam burs kümülatif. Dağıttığınız zaman 100 öğrencimizin 85'i burslu. Yani kampüse geldiğinizde şöyle baktığınızda neredeyse herkes burslu. %30, %50, %100. Bu çok önemli. Bir hesap daha yapmak istiyorum ben. Veliler için çok önemli bu. Diyelim ki İstanbul'da ikamet ediyorum. Eşimden, çocuklarımdan. Bir çocuğum da işte Sakarya, Bolu, Kocaeli, komşu Bursa, Tekirdağ'da çocuğumu yollamak istiyorum. İnanın bizim ilk 5 tercihimizde %30'umuz var. İlk 5 tercihte %30 burs veriyoruz. Hepsi aynı üniversite mi olmak kaydıyla? Hayır. Bir tanesinin diyelim ki İstanbul'da Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümüne tercih yaptı. İlk 5 tercih içerisinde bir tane bu var mesela. Bu çocuğumuz kazandığında, eğer o tercihini kazanıyorsa, onu birinciye, ikinciye yazarsa kazanma şansı olur diye düşünüyorum. Hı-hı. Puanını, sıralamasını bilemeyiz. Böyle bir garanti yok. Onu ÖSYM'nin tercih robotu gerçekleştiriyor. O çocuğumuz bu burstan yararlanabiliyor. Peki, malum önemli bir badireden geçiyoruz. Mustafa Aydın Bey de, Doktor Mustafa Aydın Bey de web sayfanızı az önce incelediğimde hakikaten tepkisini net ve yürekten dile getirdi darbe girişimi sürecinde. Diğer geçmişte de şehitlerimiz hala da maalesef geliyor haberleri. Şehit çocuklarına da imkanlar kesinlikle, sağlanıyor. Her zaman. Bu tür imkanlar sosyal yönlü burs konusuna girmişken izninizle onu da sorayım. Bu süreçte de hem de müjdeli haberler vermiş olan yüreklerini, o yanan yüreklerini biraz serpiştirelim. Yani o haberlerle rahatlamalar açısından ne diyeceksiniz şehit ailesi çocukları için? Zaten şehit ailesi çocukları için burslarımız var. Hı-hı. Bizim iki tip bursumuz var. Buyurun. Birinci burslarımız dediğim şekilde ilk tercihler, ilk 5 tercih. İşte %30, %50, %100 gibi eğer puanınız yetiyorsa onları yazdığınızda ÖSYM ile beraber gelen burslarınız var. Bir de girdikten sonra okulumuza eğer işte şehit ailesinin mensuplarındansanız, çok başarılı bir sporcuysanız, doğru, yani nasıl söyleyeyim onu, lisanslı bir yüzücü, bir lisanslı basketbolcu, futbolcuysanız zaten bunlara doğrudan vakfımız burslarını, hı-hı, veriyor. Hı-hı. Ama peki, zaten bursla ilgili bütün genel bilgileri web sayfamızda çok rahatlıkla, doğru, adaylarımız görebilirler. Yani şimdi, ben hepsine hakim, evet, değilim, çok özür dilerim. Ama web sayfamızda sonuçta bir yol göstericilik, evet, yapıyoruz burada. Hocam, sağlık alanında herkesin öncelikli olarak her işin başı sağlık diyoruz. Yükselen trendlerden söz ettik. Birkaç tane bölüm dedik. 7 bölüm. 7 bölüm. Açalım arzu ederseniz. Sağlık bilimleri açısından tıp fakültesini de konuşalım sizle. Tabii, buyurun. Ki. Memnuniyetle. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde şu anda eğitim öğretime başlamış olan ve biraz önce de söylediğim gibi başlayacak olan beslenme diyetetik bölümüyle 7 tane bölümümüz var. Diğer bölümler odyoloji, çocuk gelişimi, hemşirelik, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, fizyoterapi ve rehabilitasyon. Hemşireliği saydığımı bilmiyorum, hemşirelik tekrar söyleyeyim. Orada erkek adaylarımıza da açık. Evet, hemşirelik bölümümüze erkek öğrencilerimiz de geliyor. Çok fazla revaçta her bölüm. Biraz önce hani acaba kararsız öğrenci var mı şeklinde bir konuşma geçiyordu. Sağlık alanında pek öyle kararsızlık yok. Ve çok ilginç olan bir şey. Burada kararsızlıktan ziyade, meslekten ziyade üniversite üzerinde kararsızlıktan söz. Yok, üniversitede zaten bir kararlılık var bize gelince. Evet. Ben bölüm olarak acaba FTR'yi mi, fizyoterapi ve rehabilitasyonu evet, mu seçeyim, oluyor, yoksa odyolojiyi mi seçeyim? O çok fazla bir soru işaretleri yok orada. Genellikle çok bilinçli geliyorlar. Biraz önce de söylediğiniz gibi özellikle anneler çok bilinçli. Öğretim üyelerinin CV'sine kadar girmişler. Ben konuştuğum zaman şaşırıyorum. Demek ki web sayfası burada çok önemli sevgili adaylar. Eğer bulunduğunuz şehirdeki üniversiteyi tercih yapmayacaksanız faaliyetlerine mutlaka bakınız.
web sayfasını güncellik yönüyle inşallah yapmışlardır her türlü çalışmayı. Vakıf üniversitelerinde böyle bir titizlik var. Ben az önce misafir ettiğim Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin web sayfasına baktım. Hakikaten detayları da gördüm. Burada belki de puanlama yönlü bakıldığında benzer puanlar farklı üniversitelerin fakültelerinde de var. Ama içerik yönlü zenginlik, akademisyen farklılığı, uygulamalar bu yönüyle nedir farklılıklar? Tabii ki çok önemli bir nokta bu. Neden İstanbul Aydın Üniversitesi'ni ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ya da Tıp Fakültesi'ni seçsiniz? Evet. Fark etme, sağlık kanadını yani diş hekimliği fakültesi olabilir, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu da. Efendim, mesleği öğrenecek olan mezun olduktan sonra kendi ülkesinde ya da yurt dışında o mesleği icra edecek olan öğrencinin sahip olması gereken bir takım özellikler olmalı okuduğu kurumda, gittiği üniversitede. Birincisi çok zengin, sağlam bir altyapıya sahip olmalı. Hı hı. Çünkü sağlık deyince bizim aklımıza hemen laboratuvar gelir. O bölümle ilgili olarak örneğin fizyoterapi ve rehabilitasyonla, hemşirelikle ya da beslenme diyetetikle bu bölümlerin çok çok gelişmiş, son derece teknolojik cihazlarla donanmış laboratuvarın olması gerekir. Tabii ki tıp fakültesi içinde ve bu sağlanmıştır. Şu anda tıp fakültesi de eğitim öğretimi hazırdır. Temel bölümlerin tüm ana bilim dallarının muhteşem laboratuvarları vardır. İkincisi bu bölümlerdeki müfredatın gücü çok önemlidir. Bu müfredat özellikle Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki müfredatına bakarak onlar içerisinde en sağlam olanı özellikle öğrenciler için tabii ki çok yararlıdır. Onlara güç katacaktır. Örneğin İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ön koşullu derslerle çok sıkı bir müfredat haline getirilmiştir. Peki bu ikisi yeterli midir? Mükemmel bir altyapı, mükemmel bir laboratuvar, mükemmel bir müfredat. Tabii ki o müfredatı götürecek alanında uzun süre çalışmış, hastayla beraber çalışmış, hekimin kendisine yönlendirdiği hastayla çalışmış çok donanımlı, deneyimli ustalar ile yürümelidir. Ustalardan kastım evet. Tabii ki deneyimli öğretim üyeleri. Ve orada da zaten tanıtım günlerinde yakından takip edebilme şansları var adayların. Adaylara yeni uyarı ve önerilerimiz olacak. Özellikle puanı, sıralaması, burs imkanı. Birbirine çok yakın olanlarda yine kararsızlara seslenmeye ağırlık vereceğim ben bugün. Çünkü artık az çok netleşti seçiminiz diyelim, sıralamanız. Ve orada bir de popülarite çok önemli. Sayın hocamız az önce dedi ki mutlaka para kazanmak. Tabii ki hayatı kazanılırken mali yöne de bakılıyor. Bu yönlü de en popüler meslekler bakalım İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde bulunuyor mu soracağım ama reklamlardan sonra. Evet, Akit Eğitim'de yayın devam ediyor. Canlı yayındayız, adaylara hitap ediyoruz. Aslında sizlerden birçok sorunun geldiğini biliyorum. Kişiye özel değil, hepinize efendim özel bir yayın bu. Ama genel olarak genelleme ile gitmeye gayret ediyoruz. Özellikle bugün kararsızlar. Ve ben tercihte bulunacağım ama sosyal bilimler, sağlık bilimleri, içerik ne olacağım, ne müfredat var? Yani burs imkanları, sosyal imkanlar vesaire hepsi bir şekilde burs veriyor. Ama mezun olduğunda 4 yıl şu ya da bu şekilde geçecektir sevgili adaylar. İşte asıl problem ve başlangıç diyorum. Aynen benim inşaat sektöründe yazıp çizdiğimi bilirsiniz. İnşaatta evi beğeniriz, daireyi vav deriz, alırız, içini dolabına kadar inceleriz. Anahtar teslimi sonrasında asıl oturumdan sonra başlıyor problemler. Yönetim yönüyle başlıyor. İşte ikinci el piyasası, yatırımcıysanız o yönle başlıyor. Bunlara alış sırasında hiç göz ardı ettiğimiz için kulak asmayız. Ama problemin aslında mezuniyetten sonra başlayabileceği kaygısı da mevcut. Tahmin ediyorum ki sizlerde. Evet, 800 bin aday yaklaşık yerleşecek. Yıllık sirkülasyonda istihdam yönü bu seviyede. Ve bir bu kadar da maalesef ekonomiye katılım kadar işsiz genç var. Yani şöyle dengeli bir şekilde ilerlemek gerekiyorsa doğru tercihte bulunan, kendisini de emin adımlarla ilerleten akademisyenini doğru tercih yapan, üniversitesini tabii ki öncelikli olarak bir şekilde garanti altına almış olabiliyor hayatını. Peki popülerite önemli diyoruz belki de. Hangi meslekler ön planda?
Bu mesleklerin hangileri İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mevcut? Yine değerli hocamıza soralım ki özellikle de iletişim alanında olduğu için izninizle ben Mehmet hocamdan izin isteyeceğim. Özer Kamburoğlu hocamıza soracağım. Çünkü İletişim Fakültesi'nin Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Özer hocamız. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle 6 bölümümüz var. Ve eğer müsaade ederseniz Buyurun. Şu an kararsız kalan adaylarımıza acaba bu 6 bölümü bitirdiğimizde bölüm bölüm giderek hangi meslekleri yapabilirim bunları açıklayayım. Herhalde genç kardeşlerim. Ve şu anda kardeşlerim... Sayın Yönetmenimiz ilk izleyicinizdir. Harikasın. Kulağını kabartmıştır. Çok güzel. Şimdi bölümlerimiz şöyle geçiyor. Gazetecilik bölümü. Peki mezun olduğum buradan ne olabilirim hocam? Muhabir, haber fotoğrafçısı, fotoğraf editörü, sayfa sekreteri, yazı işleri müdür yardımcısı, editör. Gazetelerde. Halk ilişkiler ve tanıtım bölümümüz var. Bitirdim. Ne olabilirim hocam? Kurumsal ilişkiler departmanında uzmanlık yapabilirsiniz. Halk ilişkiler uzmanı olabilirsiniz. Medya planlama uzmanı olabilirsiniz. Bunların yardımcıları olabilirsiniz. Birçok şirkette kurumsal iletişim var. Departmanı artık mevcut. Yani şöyle. Önceden lükstü. Şu anda artık anladılar ki bu işler kurumsallıkta yürüyor. Harikasınız. AKİTV'den çıktınız. Sola da gitseniz, sağa da gitseniz bir sürü fabrikalar var. Hepsinde iş bulursunuz. Bu kadar net. Kendi kanalımıza bile iş bulurlar. Harikasınız. Yeter şimdi ki nitelikli olsun. Buna da söz veriyorum. Sizden mezun olsun, nitelikli eleman olarak ben alacağım buraya. Onunla ilgili bir şey anlatacağım. Şunu bitirmek istiyorum izninizle. Radyo, televizyon, sinema bölümünden mezun oldunuz. Zaten çok net ve açık. Şurada çalışabiliriz. Kontrol masasındaki arkadaşların bütün işlerini yapabilirim. Reji asistanı. Ne bileyim KC, stüdyo yönetmeni, ana kameraman, evet, birinci kameraman, ikinci kameraman, ses düzeni, harikasınız. Playout dedikleri, stüdyo şefliği, hocam ne kadar çok saydık evet, değil yani, mi? Evet yani bir de başka bir şey daha var, işte gazetecilik, halk ilişkiler, radyo televizyon, devam ediyoruz, görsel iletişim tasarım, reklamcılık, televizyon haberciliği, hepsi komşu disiplinler. Ne ama demeye çalışıyorum? Evet. Yani ben gazetecilikten mezun oldum hocam, televizyona çalışamam, çalışabilirsiniz, sıkıntı yok, buyurun sizsiniz. Yani ben halk işlerden mezun oldum. Acaba ben televizyon haberciliği yapamaz mıyım? Yapabilirsiniz. Zaten derslerimizin birçoğu girift iç içe geçmiş Doğru. durumda. 2 ve 3'ten sonra zaten Doğru. Bir özelliğimiz daha var. İzin verirseniz bunu açıklamak istiyorum. Türkiye'de neredeyse tek üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi. Hangi konuda? Kısa adı YUM. Yerinde uygulama merkezi. Ne demeye çalışıyorum? Radyonuz var. O değil. Ondan da ileriye. Açılışta bir şey söylediniz. Şu an Türkiye'nin ve tüm dünyanın en büyük problemi beyaz yakalıların işsizliği. Doğru evet, mu? Maalesef. Mavi yakalılar çok güzel iş buluyor. Rahat, evet az ama rahat iş buluyor. Evet. Ama beyaz yakalı iş bulamıyor. Biz ne yapıyoruz çocuklarımız daha rahat iş bulsun diye? Yerinde uygulama diye bir uygulama yapıyoruz. 3'te ve 4'te, bakın dikkat buyurun lütfen. 3. sınıfta ve 4. sınıfta birer tane, toplam 2 tane. Çocuğa diyoruz ki kendi alanına ilgili bir çalışma yeri göster bize. Örneğin Akit TV. Örneğin Senen Türk. Örneğin işte evet. Yeni Şafak Gazetesi. Çocuk, nakit. Harikasınız. Çocuk diyor ki, örneğin gazetecilikteki çocuk, ben diyor Yeni Akit Gazetesi'nde yerinde uygulamayı yapmak istiyorum diyor. Biz çocuğu 14 hafta boyunca, eğitim süremiz bizim 14 hafta yarım dönem, bir gününü o gazeteye gönderiyoruz. O gazetede redaktörlük yapıyor, editör yardımcılığı yapıyor, sayfa sekreterine yardımcı oluyor ve neyi kazanıyor? Mesela Yeni Akit diyelim ki o çocuğu çok sevdi. Diyor ki Hamza, Mehmet, Ayşe, karşı sen bittiğin zaman yanıma geleceksin diyor. Yani çocuğu endüstriyle daha 3. sınıfta tanıştırıyoruz. Örneğin halk ilişkilerden bir çocuk. Diyor ki ben şu ajansla yapacağım diyor. O ajansa gidiyor bir kampanyanın, bir X markanın kampanyasının nasıl, hangi startla verilip nerede bittiğini görüyor. Gece Hocam, gündüz çalışıyor. Hocam işi yerleştirme yönünü baktığımızda bir avantajı var bu uygulamaların. Tabii 500 tane, Hı-hı. 500 tane sizler gibi 500 tane çok ciddi kuruluşla anlaşmamız var. Oran nedir şu anda? Orandan yerleştirme kastınız? Yerleştirme oranınız, işe. Tabii o oranın yani şimdi en azından ama şöyle. Şu anlamda söylüyorum. Mesleki olarak 11 fakülte dedik. Bunun birisini koyalım bir tarafa. Benim daha yeni işsiz öğrencim neredeyse yok. Ha, güzel. Olay bu zaten ama ben diğer bölümleri bilemem. Yani diğer fakülteleri İletişim bilemem. İletişim için söylüyorum. Evet ben görsel tasarım iletişim için söylüyorum. Yani işsiz öğrenci kalmaz. Mümkün niye diye kalmaz. Görsel iletişim tasarım bölümünü bitiren bir öğrenci web tasarlar. Evden bile web tasarlar. En önemli konu çizgi film animasyon yapar. Grafik tasarlar. Grafik tasarım yapar. İyi bir fotoğrafçıdır. İyi bir videograftır. Size kısa bir film çeker. Akit TV'yi tanıtır.
ve oradan para kazanır. Bir yere girmek zorunda da değil. Bunu home office yapabilir. Yani hocamın mesleğinde takdir edersiniz ki ciddi bir kurumsallaşma, o kurumun içerisinde işte TUS'u vermiş olması, birçok ögelere yani o kurumda yapmak zorunda. Ama benim mesleğimi bir çocuk home office yapabilir. Hocam siz dinlendirelim. Sağlık bilimlerinde de bu efendim uygulamalar ne şekilde yürüyor? Buyurun. Tıp fakültesini tercih ediyorsa zaten tıp fakültesinden sonra çok fazla istek var. Pratisyen hekim olarak da sürdürebilir. Ya da TUS sınavına girerek hocamın dediği gibi ürolog olabilir, nörolog olabilir. Metabolizma endokrinoloji uzmanı olabilir. Diş hekimliği de zaten o da çok çok saygın bir meslek. Onda da DUS adı verilen bir uzmanlık sınavı oluşturuldu. O da kendi lisansından sonra periyodontolog ya da ortodontist olabilir. Sağlık bilimleri fakültesinde ise bu bölümlerden mezun olduktan sonra özellikle hepsi için çok önemli olan bu lisansüstü eğitimden söz etmek istiyorum. Buyurun. Çünkü gençler bu konuda çok fazla bir ayrıntı bilgiye sahip değiller. İsterse hemşirelik, fizyoterapi, rehabilitasyon, beslenme, diyetetik gibi birçok üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde çok önceden açılmış olan bölümler olsun. Yani Türkiye'ye çok fazla mezun vermiş olsun. Veyahut da işte son yıllarda açılan, örneğin 2011'de kurulan, bizim odyoloji bölümümüz de 2013 yılında kuruldu. Önümüzdeki yıl mezun vereceğiz. Ya da beslenme, diyetetik gibi çok fazla öğrenci mevcut etmiş olan. Biliyorlar mı detayları? Bunları tercih detayları ederken. Efendim, odyoloji hakkında çok fazla bilgiye sahip olmayan öğrencileri ve velileri gördük. Onlara biz ayrıntılı olarak bilgi veriyoruz. Yani nedir mesela hocam? Ben de öğrenmiş oluyorum size. Odyoloji, işitme ve denge ile ilgilenen ve hastalıklarla ilgilenen bir bilim dalı. Türkiye'de ilk mezunlar geçen sene Haziran ayında verildi Türkiye'ye ve şu anda onların büyük bir bölümü tabii ki istihdam edildiler ama bir kısmı çok güzel bir yol aldı. 7 kişi ve bunlar doktoraya başladı. Biz izliyoruz. Yüksek lisansa başladı. İzliyoruz ve bunlar şimdi 2 yıllık yüksek lisansın birinci yılını doldurdular. Ders aşamasını bitirdiler. Ya anladığım kadarıyla velilere de öğrencilere de bu yeni meslek gruplarının dallarını tanıtımlar sürecinde anlatıyorsunuz. Tercihlerinin daha isabetli olması adına güzel bir hizmet. Tabii şöyle anlatıyoruz. Önce odyoloji alanında yetişmiş olan bir ekibin olması gerekir. Özellikle bunun üzerinde duruyoruz. Yani odyolog ve çok çok deneyimli bir ekip, yüksek lisansını yapan odyometristler. Örneğin bizim odyoloji bölümümüzün böyle çok güçlü bir kadrosu var, akademik kadrosu var. Ve ayrıca kulak burun boğaz hocaları var. Bakın ayrıca diyorum, bu çok önemli gençler için. Bir profesör, bir doçent, bir yardım doçent, KBB hocalarımız var. Onlar sadece hastalıkları anlatıyorlar. Ama mutlaka bu alanda hizmet verebilmesi için, mezun olduktan sonra dünyanın her tarafında çalışabilmesi için odyoloji ekibi ile, odyologlar ile çalışması gerekir. Sayın hocam, artık sonuna doğru geliyoruz ama çok kısa cevaplandırmanız ricasıyla öğrenci adayları, bu soruyu tekrarlayacağım. Öğrenci adayları size geldiğinde en fazla merak ettiği 3 konu başlığı nedir? Birinci konu, Erasmus anlaşmalarınız var mı? Evet, 23 tane iletişim fakültesinin Avrupa'da 23 tane üniversite Erasmus anlaşması var. Farabi Mevlana sistemine dahil misiniz? Ki burada 40'a yakın. Türkiye'deki tabii, yani bu ne demek? Ben İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm öğrencisi olarak yarım dönemimi, en az yarım dönemimi Farabi Mevlana ile anlaşmalı olduğum okullarda ya da Erasmus anlaşmalı olduğum okullarda yapma hakkına sahibim. Bunları soruyorlar. İkincisi, yan dal, çift, ana dal şanslarımız var mı? Burada burs oranları nelerdir? Tabii belli 3.50 gibi üzerine olan çocuklarımıza %100 burslarımızı veriyoruz. Ne güzel. Üçüncü de işte bu yerinde uygulamayla beraber iş imkanlarımız acaba nedir? Ben buradan mezun olduğumda iş bulabilir miyim? Hmm. Cidden bunu bana soran 3 tane çocuk gördüm. Hocam ben gazeteciliği seçeceğim ama işte birçok insan iş arıyor. Ben sinema televizyonda yönetmen olmak istiyorum. Buradaki şansım nedir? Ama dediğin gibi YUM bizim elimizdeki en önemli imkan. Yani yerinde uygulama merkezi, yani evet, çocuğun 3 ve 4'te endüstride çalışıyor olması zaten iş bulmasını sağlıyor. Kendi mesleğini profesyonelce tanıyıp, kendi özelliklerini bilip, hangi alanda, nerede çalışacağı konusunda kendisinin aydınlanmasını sağlıyor. Yani biz çocuğu mezuniyetten önce kafasındaki ampul yakıyoruz. Çok güzel.
Son 5 dakikadayız. Her bir hocamıza 2 dakika rica edeceğim. 2 dakikada adaylara hitap etmenizi. Önce efendim İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Gürtekin hocamız adaylar sizlere hitap edecek. Hocam kamera karşınızda, buyurun söz sizde. Buraya efendim, buyurun. Öğrenciler sıklıkla zor mudur diye sordular. Biraz önceki sorulardan bir tanesi. Yani Latince midir? Latince ağır mı şeklinde sorular geliyor. Hayır, zor değil. Kesinlikle tabii ki hepsi de başarılacak olan bölümler. Tıp fakültesi de, diş hekimliği fakültesi de. İkincisi en çok sıklıkla karşılaştığımız sorular, biz hastanede staj görecek miyiz? Evet, hastanede staj göreceksiniz. Klinik uygulamalarımız var. Ve bu klinik uygulamalarımız müfredatta program gereği birinci sınıftan sonraki temel tıp bilimleri dersi görülür. İkinci sınıf, üçüncü sınıfta ve son sınıfta mutlaka hastaneye gidiliyor. Hastanelere gidiyorlar. Örneğin şu anda odyoloji bölümümüzün dördüncü sınıfa geçen öğrencileri Türkiye'nin bütün illerinde bir ay boyunca hastayla baş başa kaldılar. Ve bu tabii ki onları çok mutlu ediyor. Özellikle hastayla beraber olmaları, yani mezun olmadan önce mesleği icra ediyor olmaları onların moralini çok çok yükseltiyor. Bir diğer öğrencilerimizin bize sağlık alanında sordukları, yüksek lisansa başlayabilmem için ben ne yapmalıyım, nasıl yetişmeliyim şeklinde. Tabii ki başarılı olmalı, bütün derslerde çok başarılı olmalı ve özellikle makale okuyabilmeli. Birinci sınıftan itibaren ben her zaman söylüyorum, İngilizcelerin tabii ki çok iyi olması gerekiyor ve anahtar kelimeler kullanarak o alanda, ilgilendikleri alanda makale, literatür okumaları gerekir, farklı olmaları gerekir ki zaten İstanbul Aydın Üniversitesi'nin iklimi, o yerleşke, 11 fakülte, yüksek okullar, enstitülerin tamamı, birçok fakültenin olması, işte iletişim fakültesinin, güzel sanatlar fakültesinin, tıp fakültesinin, hukuk fakültesinin olması çok dinamik bir yapıyı oluşturuyor. Çok teşekkür ediyorum ve son sözü de Profesör Doktor Sayın Özer Kamburoğlu hocamıza bırakıyorum. Buyurun söz sizde. Teşekkür ederim. Sevgili aday arkadaşlarımız, birincisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nin mükemmel bir stüdyo düzeni söz konusu. Yeni inşa ettik. Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı okul stüdyolarından bir tanesi. Bu birinci tercihiniz olabilir. İkinci tercihiniz, 6 bölümümüz var. İşte gazetecilik, radyo, televizyon, sinema, halk değişikler, reklamcılık, görsel yaşam, tasarım, televizyon habercilik. Ama bunlar komşu disiplinler. Hangisini bitirirseniz bitirin diğer komşu disipline geçebilirsiniz. İşler yapabilirsiniz. Bu çok önemli. Ve lütfen ama sevdiğiniz bölümü seçin. Sevdiğiniz bölümü yapın. Önümüzdeki bütün hayatınız bununla şekillenecek. Üçüncüsü, neden İstanbul Aydın Üniversitesi? Çünkü genelden de bahsetmek gerekiyor. Bir, merkezdeyiz. Müthiş imkanlarınız var. Müthiş bir kütüphane var. Alanlarımız çok geniş. Öğrenci ilişkilerimiz çok sağlıklı. Barış ortamında bir okul. Ve kolay ulaşılması açısından İstanbul'un göbeğindeki 3-4 göbeğinden bir tanesi olması açısından zamanınızı çok iyi değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla iyi bir okul, burs oranları yüksek bir okula sizi bekliyoruz. Bunun için de lütfen sayıları 200'e varan, merkezi Florida'da olan tercih merkezlerimize, doğru tercihleriniz için sizi bekliyoruz. Başarılar dilerim. Evet, bu hizmetler ister tercih yapın, ister yapmayın o üniversiteyi İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından veriliyor. Ve uzmanlar sizleri bekliyor 3 Ağustos akşam üzerine kadar. Evet, vakit çok hızlı geçti. Bizler de programımızı sonlandırırken şu öğütte bulunacağız. Popülariteyi değil, kaliteyi tercih edin. Önceliklerinizi de iyi tayin edin sevgili adaylar. Ve sayın velilerimiz de sakın ola çocuğumuz şurada okusun, burada okusun diye baskı yapmayın. Net bir dille bunu söylüyorum. Bu tecrübeyi yaşamış bir kardeşiniz olarak öncelikleri kendi tayin edecekleri tercihler olsun. Rutuşlar olur, rötuşlar olur veyahut rehberlik hizmeti veren büyüklerimize gittiklerinde belki bir iki küçük değişiklik olur ama onların hayatını belirleme yönünde biz destekçileri olalım diyoruz. Öyle hatırlasınlar bizleri her daim.
Evet, çok hızlı geçti yayın. Her iki değerli akademisyene de teşekkürlerimizi sunarken, İstanbul Aydın Üniversitesi'ne de öğrencilerinin kalitesi adına daha güzel hizmetler vermesini efendim temenni ediyoruz ki bugüne kadar verdiği hizmetlerle de biz takipçileri olduk. İnşallah daha iyisi. Çıtayı biraz daha yükseltmek gerekiyor. Çünkü hedef belli. Aydınlık Türkiye için, gelecek için yeni yeni efendim neferler yetiştirilmesi gerekiyor. Bu ülkenin daha günlerin aydınlık olabilmesi adına. Bizler yeniden iki değerli akademisyene teşekkür ederken sizlere de veda ediyoruz. Nasip olursa pazartesi önce 16'da eğitim programında, 18.40'da da iş ve ekonomide görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.